Türkiye'nin büyümesinden konuşurken, dış ticaretten konuşurken aklımıza belki de ilk olarak Euro bölgesi geliyor. Türkiye'nin Evet. en önemli ihracat ortağı, partneri olarak. Ve oradan bugün sevindirici haberler geldi. Son dönemde hep yüzler asılıyordu aslında Euro bölgesine ilişkin, özellikle enflasyon dediğimizde. Enflasyonda hafif bir toparlanma var. %0,4'e işaret etti Ekim ayı enflasyon rakamı. Ve bunun yanı sıra 3. çeyrek büyüme rakamı da %0,2 ile beklentilerin hafif üzerinde geldi. Hani bilmiyorum, Türkiye ile kıyasladığımız zaman biz 3'lerden 4'lerden bahsediyoruz. Gerçekten düşük rakamlar ve burada Almanya ve Fransa ekonomilerinin ortalamayı yukarı çektiğini gördük. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Sizce bu göstergeler kalıcı olacak mı Euro bölgesi adına? Evet, yıllık bazda 3. çeyrek 0,8 geldi, %0,8. Çeyrekli de siz söylediğiniz %0,2, hafif bir beklenti üzeri seviye. Yine bahsettiğiniz gibi Fransa ve Almanya'nın etkisini görüyoruz. Çünkü daha olumsuz bir görünüm bekleniyordu iki ülkeden de. Fransa'ya baktığımızda yıllık büyümenin %0,4 seviyesine gerçekleştiğini anlıyoruz. Bu bir önceki çeyrekte %0,1'de bir tempo artışı var. Aynı şekilde çeyreklik büyümede de bir önceki çeyrekte büyüme sergilememişti Fransa ekonomisi. Bu çeyrekte %0,3 büyümüş oldu. Bunun dinamiklerini incelediğimizde de iç tüketimde, özel tüketimde bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Bunun destek verdiğini görüyoruz. Ama daha da önemlisi kamu harcamalarında bir artış var Fransa ekonomisinde. Bu büyümenin en önemli tetikçilerinden olmuş diyebiliriz. Yalnız yatırımlarda hala bir düşüş var. Ama öte yandan ihracat toparlanıyor ve ithalat da toparlanıyor Fransa'da. Öyle bir veri gelmiş oldu bugün. Tabii net ihracat burada negatif etki yapmış oldu ama ithalatın bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi aslında bir kıpırdanma mı var sorusunu da akla getirmiş oldu. Özel tüketimde de bir artış olduğu için Fransa ekonomisinde bir kıpırdanma olabilir imajı var. Almanya'ya baktığımızda orada da yine özel tüketimlerde bir artış var. Bu desteklemiş durumda ve ihracat artışı hala devam ediyor Almanya'da. İthalat artışını geçtiği için net ihracattan da bir pozitif katkı aldı Alman ekonomisi. Oradaki lokomotif kalemler bunlar diyebiliriz. Ama orada da yatırımlarda yine bir düşüş var. Almanya ve Fransa bu şekilde. İtalya'da yine daralma bir daralma geldi. Resesyon haberi geldi. O da önemli ticaret partnerlerimizden aslında. O yüzden bizim de içimize açıcı bir haber değil. 15 çeyrektir üst üste büyüme gerçekleşmiyor İtalya ekonomisinde. Burada da Almanya ve Fransa'nın aksine iç tüketimde bir canlanma bir türlü olamıyor. Hala aşağı yönlü bir hareket var diyebiliriz. En şaşırtıcı haber de Yunanistan'dan geldi. Evet. Yunanistan %1,7'lik yıllık büyüme gerçekleştirdi. Böylece ilk defa yıllar sonra bir büyüme kaydetmiş oldu. 6 yıldır ilk defa. Burada da aslında neden oldu diye incelediğimizde 3. çeyrek malum yaz dönemine de denk geliyor ve Yunanistan'ın rekor bir turizm gelir kaydettiğini görüyoruz. Onun da büyük bir katkısı oldu. Tabii biraz da iç tüketimde yukarı yönlü hareket var. Yunanistan'ı da bu şekilde açıklayabiliriz bugün gelen veriler bağlamında. Tabii 4. çeyrekte neler olacak bilemiyoruz. Göstergelere baktığımızda çok yukarı yönlü bazı güven endekslerinde görüntüler var. Sanayi üretimi gibi verilerle bazen çelişebiliyor. İzleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Kalıcı olur mu sorusuna yanıt muhakkak reformlar ve Merkez Bankası'nın aldığı politikaların sonuçlarıyla doğru bir cevap gelecektir. Şu anda enflasyon bahsettiğiniz gibi %0,4 seviyesinde. Bir parasal genişleme politikası hüküm sürüyor. Devamı gelecektir. Zaten Avrupa Merkez Bankası da şu anda bekle ve gör politikasına sığmış durumda. Evet. Biz de onlar gibi bekleyip göreceğiz.